Ya Abdülkerim onunla beraber ne bileyim bir Popescu performans sergilesin. Hı hı. Efendim Nelson içinden bir pike çıksın falan yani. Bu arada Trabzonspor'la ilgili de bir son dakika gelişmesi var. Onu da izleyicilerimizle paylaşalım ki bir süredir Giannini ile yeniden sözleşme imzalama konusunda da görüşmeleri vardı Trabzonspor'un. 2 yıllık kontrat imzalandı. 31 yaşındaki oyuncu Giannini Trabzonspor'la olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmış oldu. Rakam bu bilgiyle paylaşalım. Birkaç saate herhalde o rakamlar belli olur kazanacağı başarılı rakam. Bir transfer. Yani Trabzon'da zaten çok faydalı oldu ve de olacaktı. Son hazırlık maçında da Slovacko maçında Kuasi'ye 2 asist yapmıştı Giannini. Şimdi tabii biz hep konuşmalara bak ferdi oyuncu, fert oyunculardan gidiyoruz. Yani işte önemli olan burada bir takımın esas genel oyun planlaması, bir sizin devamlı ve sürekli kim gelirse gelsin, hangi o hoca da gelse o çarkın dönmesi gereken bir oyun planınız olmadığı için işte biz alıyoruz bir oyuncu, diyoruz ki tamam iyi çok iyi. Öbürünü alıyoruz, o diyoruz ki çok iyi ama senin bir standart bir oyun planın olmadığı zaman takıma oturmuş yani. Bunlar kimler oluyorlar? İşte atıyorum Manchester City, Bayern Münih. Hangi hoca gelirse gelsin o çark işliyor. Sen sadece oraya puzzle'ları birleştiriyorsun. Bizlerde de her sene 7 tane 8 tane böyle oyuncu transferleri yaptığın zaman herkesin oyun gelen oyuncuların da oyun prensipleri, oynadığı mevkiler, özellikleri çok farklı oluyor. Uzun dönem birbirlerine oynamadıkları için yeni alan oyuncuyu da sen karıştırmaya bakıyorsun. Ne istiyorsun? Biz hep ne diyoruz? Bas bas neye basıyorsun abi? Boş boşuna nereye koşuyorsun? Bunlar hepsi pozisyon ve oyun bilgileri üst seviyede olan oyuncular. Şimdi sen Paris Saint-Germain'den getirmişsin, Lyon'dan sağ bekini getiriyorsun. Bu adamın oyun kurguları çok farklı bir şeyler. Evet. Karşısındaki oynadığı, rakibe karşı aldığı pozisyonlar çok farklı bir şeyler. Evet. Biz ama diyoruz ki, abi top aldı mı git. İşte ne oldu? Boyayı aldın. Ne yaptı gitti? Hocam yani, şimdi ben çarkın, sana pres yapacağım. Çarkın şöyle, çarkın o dönmesi için senin takımının hemen hemen 3'te 2'sinden fazlası bir arada olması lazım. İşte bunu yapanlar kimin başarılı bizim ligimizde veyahut da aynı tarzda birbirini çok iyi tanımlayan oyuncuları getirdiğin zaman hemen hemen iki ülke üzerinden gidelim. Aldın mesela Almanya'dan aldın. Adamların oyun prensipleri belli. 3 tane Almanya'dan varsa, 2 tane Fransa'dan varsa bunların oyunları hemen hemen birbirlerine yiyor. Bir iki tane de İtalyan tipi almışsın, stoperine getirmişsin. Sen oturttun onları ama biz bunları devamlı değişik yapıyoruz. Her sene değişik. Ben şimdi hoca değişti Galatasaray'da. Hocanın oyun kültüründen ziyade hangi oyuncularla oynayacağım önemli. Sen teknik direktörsün. Futbol adamısın. Martin Schiavetti'nin anlattığı bir hikaye. İlk Pereira dönemi, üçlü oynayıp Monaco'ya elendikleri dönem. Ben Schiavetti'yle bir röportaj yaptım. O da şunu sordu kendisine. Siz dedim üçlü oynamış mıydınız daha önce idmanlarda? Çünkü o zaman Pereira'ya o anlamda bir eleştiri var. Tamam bu takım daha önce üçlü oynamadı. Bir anda nasıl falan filan. Schiavetti dedi ki arkadaş ben üçlü oynamayı biliyorum. Ben bunu Premier Lig'de oynadım üçlüyü. Ama benim bilmem yetmez. O üçlüdeki diğer iki adam da bunu bilecekler. Sonra da biz birbirimizle üçlü oynamayı bileceğiz. Şimdi alıyorsun bir sağ bek çok iyi. Ama adamın bir futbol bilgisi var. Alıştığı bir oyun formatı var. Şimdi diyor ki buradan hücum gelirken ben basacağım. Ben basacağım çünkü stoper arkamı kapatacak diyor. Basıyor bir bakıyor kapatmamış. Çünkü buradaki stoperin de öyle bir oyun bilgisi yok. O da ona alışık değil. Yani bunu futbolculara bir an önce o birbirlerini hissetmek, meleke edinmeleri sahada nerede olur, nasıl olur, nasıl, bazı futbolcular mesela garip bir şekilde anlaşır. Hani telepatik bağ varmış gibi düşündürür sana aralarında. Şimdi bunu yakalayan takımlar belli bir seviye yükseliyor. Zaten genelinde Mehmet Avrupa'dan aldığın oyuncular hani diyelim ki dizilişler diyelim biz ona. O dizilişten hemen hemen hepsini öğrenerek geliyorlar ve o işte, kritik hocam. Biz o konuda çok eksiyiz maalesef. Yani onları öğrenerek geldikleri evet. için ama sen bir tek bir yerde kalıyorsun mesela teknikte. Ben dörtlüden başka oynamam. Artık günümüz değil. Çok 10 seneden beri değişti bu olayla. Çok farklılıkları oynamak mecburiyetindesin.
O yeniliklerle olmak mecburiyeti. Maçına göre, maçın gidişatına göre, dakikasına göre değişeceksin. Mesela onun için ben Fenerbahçe'ye başta örnek verdim. Herkes mesela Kink'i kötü buldu. Tamam, hazır değil belli ama ilk defa... Topla ilişkisi kötü. Şimdi ilk defa gelmişsin abi, adam nereye koşacağını bilmiyorsa İrfan'ı kötü buldular. Ama bir baktım Fenerbahçe bir ikili oldu, santrafor oldu. Bir santrafor yok pozisyonda. Herkes farklı. Çünkü adamı, oyuncu, hocanın istediği ne var? Dönerli. Ha, bu oyun tarihi zaman zaman oturacak bir şey. Ben bugünden yarına değil. Galatasaray'da da o bir girişim var. Galatasaray çarklıklarının bütün yamalarını kapattıktan sonra kesin bir oyun düzeni çıkacak ortaya. Bu oyun düzeni zaten bunlarda nedir? Orta sahada beklemek değil, hücum. Bu takımlarımız, konuştuğumuz takımların hepsi ileride basan. Ondan sonra da işte sizin o kapamaları, orta sahadaki defansif oyuncunuz kim olacak? Oliveira'yla yanında kim oynayacak? Sol tarafınız zaten hemen hemen belli. İşte Arnold'da Kerem var orada. Sağ tarafınızda Leo geldi. Önünde Yunus var. İşte bundan sonra buraları. Santrafor'da şu andaki büyük olasılıkla Seferovic, başkasını düşünemiyorsun. Orta sahada işte o Oliveira ile birlikte arkadan da topların çıkışlarını iyi sağladın. Arnold'u sen kötü diyebilir misin? Arnold orasını 500 kere oynamış bir adam ama diyoruz ki adamı arkaya adam kaçırıyor. Abi adamların oyun prensipleri önde, alışmışlar onlar o itmeleri. Geçen sezonda orta sahanızın eksik olmasından dolayı bu sefer ne oldu? Marka orayı kapatmaya çalıştı. Nelson kapatmaya çalıştı ama göbekten delindiler. Bu arada farklı belki işte, Seferovic konuşuruz hocam. Belki Seferovic yedeğe düşecek. Ben şu andaki konumda düşmez. Şu an yok çünkü orada oynatacağım bir oyuncu yok. Şu andaki ama... şimdi Seferovic'in yedeğe düşmesi için sana bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü bir performans. Allah göstermesin sakatlık olması lazım. Şöyle düşünüyorum. Şimdi geçen sezon Fenerbahçe üzerinden örnek veriyorum. Valencia, Berisha, Serdar Dursun diyordun. Takımı koyduk. Serdar Dursun oldu. Abi yani, ikinci dönem fırladı gitti. Seferovic şunu bilmeli. Ben Seferovic'im, oynarım. Değil kardeşim. Ama o tarzı sen... hiç olmadı. Hocam daha önce Türkiye'de oynamadı çünkü. Yok şöyle. Ama şöyle futbol prensibi, onun futbol prensibi olarak, futbol kültürü olarak o tarzı hiç olmadı. İşte daha önce Türkiye'de oynamadı. Biz olsun, garip bir şekilde, son döneminde bir şeyler çıkarır. Garip bir şekilde ben insanlara... o tarzda düşüneceğini şey yapmıyorum. Hayır. Olmaz öyle yani. Bir şey, öyle bir şey izin de verilmezsin zaten de. Şunu söylemek istiyorum. Yani Galatasaray öyle bir ikinci golcü bulmalı ki. Seferovic, ben bir adım daha az atarsam kulübeye giderim düşüncesinin hissiyatında olmalı. O vazgeçilmez yoksa, kimse olmaması lazım. Yoksa Seferovic'e 10 üzerinden mesela 10 puan verdiğinde onu yedekleyen adamı 6 puanlık bir adamla onu yedeklersen Seferovic'in 10 puanlık performansı 7'lere düşer. Devam edeceğiz. Bir aramız olacak. Aradan sonra yine değerli yorumcularımızla birlikte kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz efendim. Spor Ajansı'nda tekrar sizlerle birlikteyiz değerli futbol severler. Fenerbahçe'deki detaylarla devam edeceğiz. Fenerbahçe'de Kim Min-jae'nin transferi gün içerisinde açıklanabilir. Özellikle sosyal medyada haberler de yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Napoli transferi tamamlanmak üzere. Bugün sıcak haberler çıkabilir Kim Min-jae ile alakalı. Diğer tarafta